Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Uzandaş'ta Köyde Yaşam kanalındasınız. İşte bir sene geçti. Bir sene önce buraya regras ekmiştik. Büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü sadece üstten bir koble vurulmuştu. Bir çizik üzerine de atılmıştı. Bir de sulayamamıştık. Bu sefer şunun adı nedir bilmiyorum. Önce böyle sürülecek. Ardından koble mi diyorlar. O çekilecek. Sonrasında da ekilip tekrardan koble yapılacak. Allah razı olsun, köyden İzzet Efe kardeşimize rica ettik. Bize onu yapacak. Bir traktör de arkadan geldi. İki traktörle mi geldiler? Allah onlardan razı olsun. Ailece buradayız. Ağaçtan biz geçemeyiz dediler. Önce şu ağaçları budadık. Bunda ne yapacaksın? Çekeceğim bunu ya. He. Hava çekeyim buna. Tamam. He, anladık. Şimdi herhalde değiş tokuş yapılacak. O traktöre bu, bu traktöre de onun arkasındaki alet takılacak herhalde tahminim. Bu sene biraz daha tecrübeliyiz, daha deneyimliyiz. Bir de tohumu da fazla aldık. Daha sık ekeceğiz regrası. Küçük başları satılığa çıkarttık. İlk kez izleyenler varsa, keçilerle koyunları satılığa çıkarttık. Çünkü biz onları otlatmakla mükellefiz. Otlatmazsak biz 200 tane küçük başa yem dayandıramayız arkadaşlar bu pahalılıkta. Ama ayağımda, sol kalça kemiğimde, eklemde sıvı topluyor, ödem oluşuyor ve inanılmaz, dayanılmaz. 45 yaşındayım, ilk defa böyle bir acıyla karşı karşıyayım. Beni yürütmez hale getiriyor arkadaşlar. Yani ağrı kesici kullanmasam günde 2 kez yürüyemiyorum. Şu anda ağrı kesicilerle mecburen hayvan otlatmaya devam ediyorum. İnşallah bu küçük başları hayırlısıyla bakabilecek güzel insanlara sahiplendirip sonrasında da kendimize bir 5 tane kadar, 6 tane kadar büyük baş, ondan da fiyatları biraz uçmuş, büyük baş hayvan alıp buradaki 6-7 dönüm kasılı ekip arkadaşlar, buraya regrası ekip burada bu hayvanlara bakmak bizim niyetimiz bu. Allah tabi yiyeceğimizi bize nasip ediyor, fazlasını kimseye nasip etmez. Yiyebileceğimiz kadar bizim nasibimizdir. Bakalım. Şimdi diğer aşamalarda çekeceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da aldıktan sonra oradan dönecek hemen. Şurada ufak bir yer kaldı, orayı da alacak. Ondan sonra soracağız bakalım İzzet'e, yani bir gün dinlendirecek mi yoksa hemen akabinde çekecek mi kobreyi bilmiyoruz, soracağız. Vallahi burası ham bir tarla. Yani insan eksen biter derler ya, öyle bir tabir var. Aynen öyle bir tarla. Buraya ne buğday ekiliyor doğru düzgün, ne mısır ekildi. Kaç senedir hem de arkadaşlar. Şu anda burası ham bir tarla. Yani iyi ekilirse, düzgün bir şekilde yağmurda istediğimiz gibi otlatılırsa, ya yağarsa buraya süper bir verim alınır. Çok güzel bir regras tarlası olur ve buraya elektrikli çit alacağız. Yani bu güneş paneliyle çalışan elektrikli çitler var. Yani örnek veriyorum, buradan ikişer metre şu telden buraya ikişer metre çekip bu tarafı otlattıktan sonra 2 metre daha çeke 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 burayı bu şekilde heba etmeden, ineklere ezdirmeden
burayı otlatmayı düşünüyoruz. O elektrikli çiti de aldığımızda size inşallah çekimini yapacağız. Ne güzel bir görüntü arkadaşlar. Şu tarla sürüldü ya. İçimiz öyle bir rahatladı ki. Araç gerecimiz yok. Hep komşumuza muhtacız. Şimdi kolay mı bir traktör almak? Onun aparatlarını almak? Köylümden Allah razı olsun. Köylülerim benim her sıkıntımıza, her derdimize koşuyorlar. Elimizden ne geliyorsa bize onlarınkine, köylü köylüye çok yardımcı oluyor. Bizim köyde yardımlaşma var elhamdülillah. Kime söylesek işimizi yapıyor ama tabii önce kendi işleri, kendi tarlalarının araç gereçleri, onların ihtiyaçlarını işte sürüyorlar, ediyorlar. Vallahi kendisini ekiyormuş gibi, kendi tarlasını sürüyormuş gibi sürüyor. İzzet Efe'den Allah bin defa razı olsun. Arkadaşlar kendi tarlasını ekiyormuş gibi ekti. Şu ezanların yüzü sürmetine sen bizim işimizi gördün. Rabbim de senin işini görsün kardeşim benim. Ne yapacağız bundan sonraki işlem ne? Tohumu katacağız. Bunun üzerine mi tohum? Yani şey koble yapmayacaksın mı? Yok. Peki derine düşmez değil mi? Yok. Geçen sene olmadı. Sadece bir koble çekildi böyle inciden bir tırmık böyle bir ufak şu kadar bir çizik üstüne atıldı. Yani olmadıydı. Bu sene herhalde çok güzel sürdün. Yağmur da olursa çok güzel olur İzzet. Peki ne zaman ekmeyi düşünüyorsun? He, şimdi ekecek miyiz? Şimdi ekilecek. İzzet peki şey var mı? Gönen var mı? Yok bununla bitmez. İyi. Allah razı olsun kardeşimizden. Şimdi ben mimzer de diyordum ama demek mimzere gerek yokmuş. Şimdi şeyle mimzer demişim. Kobleyle demek kobleye gerek yokmuş. Direkt şimdi mimzerle ekeceğim dedi. Yağmur yağmazsa bekleyeceğiz. Amca. 25'er kiloluk 2 tane Regras 50 kilo toplamda. Bu mimzer. Bunun adı mimzer olarak mı geçiyor İzzet? Eski bir mimzer. Eski bir mimzer. Bu da ayarlanabiliyor mu kilo? Evet, buğday da ekiliyor. Buğday da ekiliyor, ayarlanabiliyor. Tırman ben üstüne indirim. Normalde diyor koble olsa daha iyi olur ama diyor şu anda diyor millette koble bulamıyoruz. Çünkü şu an herkes koble ile işi var arkadaşlar tarlalarda. Ama diyor ben kendim bunu derine düşürmem diyor. Bana bir de fazla aldırdın bilerek tohumu. Hayır. Sen de ekiyorsun değil mi Regras? Ektim ben 18 dönüm yer ektim. 18 dönüm yer ekti. Tabi suladılar bunlar. O imkanları da var. Suladı hem yağmur vurdu. Hem de yağmur üzerine yağdı. Şu an gayet güzel oldu. İkinci suyu vereceğiz yarın öbür gün. Çek bak. Hadi bismillah.
Kendine hayır. Hayır, bekle. Gel şimdi bir. Tekeri çevire. Esat. Tekeri çevire. Tekeri. Gözünü çevir. O gözüne de göre. Bu tarafa, bu tarafa. Tamam, tamam, akıyor, tamam. Burada tıkanan bir yer vardı. Eski bir mimzer tabii ki. Yine Allah razı olsun. Tohum bu arkadaşlar. Gördüğünüz tohum bu. Evet arkadaşlar, bu tarlamız yaklaşık 6,5 dönüm kadar bir tarla. Buraya geçen sene yine regras ekmiştik ama sadece bu kobre denilen tarım aletiyle sürülmüştü. Yağmurlama ya da normal sulama da yapamamıştık. Yağmur da çok geç yağmıştı. Yağmur yağdıktan sonra dahi bitmedi doğru düzgün. Belli bir yerlerde çıktı. O da bizi hiç tatmin etmedi. Bu sene Allah nasip ederse umudumuz var. Önce sürüldü. O aletin adını bilmiyorum. Sonrasında da kobre ile sürülse daha un gibi olurdu toprak. Hafif tezekli kaldı. Ama İzzet dedi sen merak etme. Hem tohumu fazla aldık hem de derine düşürmeyeceğim dedi. Mimzerle, eski bir mimzerle ekimini gerçekleştiriyor. Yağmur bekliyorduk. 2 gün önce, dün de yağmadı. Bize ekim fırsatı tanıdı. Biz ektik. Akabinde yağmur yağar mı bilmiyoruz. Hiç havada yağmur havası yok. Tarihlere baktığımız zaman bir hafta sonra yağış gösteriyor ama normalde bir sulama pompamız olmuş olsa sulama pompasıyla burayı sulayabiliriz. Bir arkadaşımızdan rica edeceğiz. Ferdi Efe'de var. Ferdi ile bir konuşayım. Yan yanayız zaten. Oraya da şu an mimzer ekildi. Bu tel örgünün hemen arkası. Önce o, sonra ben tarlayı sulayabiliriz. O zaman daha da verimi iyi olur. Kısaca şöyle başta bahsettiğimiz konuya değinelim. Biliyorsunuz ayağımda
kalça kemiğimde sıkıntı var. Sol kalça kemiğimde ödem var. O da çok ağrı yapıyor. Ağrı kesici kullanmadığım zaman yürüyemiyorum dahi. Bana doktorun söyledi, kesinlikle yaylımı bırakacaksın. Günde 19 bin adım attığını söylemiştim. Senin en büyük şu an düşmanın yürümek. Yürümeyeceksin, dinleneceksin. Romatoloji bölümünden randevu aldırdı. Aynı 20 binde randevumuz var. Artık onlar bize ne söyleyecekler bilmiyorum. Onların vermiş olduğu tedavi yöntemiyle kendimizi tedavi ettireceğiz. Biz de hastalık münasebetiyle, rahatsızlığımız münasebetiyle küçük baştan, yani otlatmaktan vazgeçiyoruz ve inek alacağız. 5-6 tane inek. Hatta sizlerin de bana tavsiye edeceği inekler varsa, numaram zaten her daim benim profilime girdiğiniz zaman hemen hemen her videoda benim numaram var. Oradan WhatsApp'tan bana atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Şu köpeği kaldıralım, üstünden geçerler şimdi. Hoş, hadi kalk. Emine Sultan da hayatında ilk defa traktöre biniyor. Peki inek işini nasıl yapacağız? İnek işi de şöyle olacak arkadaşlar. WhatsApp hattımızdan sipariş hattı oluşturacağız. Yani telefondan da arayabilirsiniz, WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Ceyhan'a anca getirebilirim. Kendi sütümüzü Ceyhan'a teslim edeceğiz. Ceyhan'daki arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Yani Ceyhan'da oturan bizim takipçilerimiz bana telefonla ulaşıp abi 5 kilo, 10 kilo sipariş üzerine gün gün sütlerimizi değerlendireceğiz. Yani burada toptan sütçüye verdiğimiz zaman 7 lira civarında alıyorlar. Kendimiz götürdüğümüzde 10-11 lira arasında satışı oluyormuş. Kendi aracımızla götürüp satışımızı yapacağız. Yani otlatma şansımız şu an için maalesef yok. Ayağımın rahatsızlığım ötürü, yani rahatsızlığımdan dolayı. O yüzden inek alıp büyük baş. Gene büyük baş videolarıyla karşınızda olacağız. Küçük baş hayvan pazarını çekmeye devam edeceğiz. Çiftliklerde çekimler yapmaya devam edeceğiz. Yine küçük baş satışlarımız, sizlere sahiplendirmelerimiz yine devam edecek. Keçi videolarımız olacak. Sadece yaylım ve ben burada keçi içeride besleyemem. Onun boğazını yetiştiremem. Çünkü her şey maddiyata bağlı. Buraya ektiğimiz alan dahi, bu ektiğimiz alan, inanın arkadaşlar, keçilere 3 gün. Yani buranın çıkıp 1 karış veya 2 karış olduğunu düşünün. Elimizdeki 200 baş hayvanı buraya sürdüğümüz zaman 2 gün. Yani üçüncü günü buraya süremeyebiliriz. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar, kısa bir video olsun istedik. Videomuzu çektik. Duamızı edeceğiz Rabbimize. Besmele ile başladık. Ekimi gerçekleştiriyoruz. Bir 15-20 dakika sonra ekimimiz biter. Ekim bittikten sonra duamızı da ederiz. Gerisi Rabbimize kalmış. Ferdi Efe ile konuşuruz. Ferdi Efe orayı sularsa, oranın suyu biter bitmez sulaması, burayı da sularız. Yağmur yağarsa da sulamaya gerek kalmaz. Şu anda ne kadar maliyet gittiğini size söyleyeyim. Arkadaşlar, 20 litre mazot aldım 475 TL'ye. 2 pakette regras aldım 50 kilo 25'er kilodan. Onlar da 1200 lira tanesi 2400 lira yapıyor arkadaşlar. Sertifikalı tohum aldık. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. İşte bunlar da koymuşlarım çocuklara.